Yazılım geliştirme süreçleri değişiyor. Kullandığımız araçlar, ihtiyaçlar her geçen gün, her geçen yıl farklılaşabiliyor. Bu da doğal olarak biz yazılım geliştiricilerin dönem dönem bilmesi gereken konuları farklılaştırabiliyor. Bu videoda günümüz koşullarında iyi bir backend developer'ın bilmesi gereken ne gibi konular var? Biraz bunlara değineceğim. Yazılım çok hızlı yenilenen ve değişen bir alan, bir mecra. Yani böyle bir alanda çalışıyoruz. Dolayısıyla 2-3 yılda bir çok farklı yaklaşımlar, çok farklı araçlar çıkabiliyor. Bunlar hayatımıza girebiliyor. Değişiklikleri, gelişimleri böyle 2-3 yıl takip etmezseniz birden demode bir yazılımcı olabiliyorsunuz. Bilginiz eskiyi biliyor ve o günün koşullarına ayak uydurmakta biraz zorlanabiliyorsunuz. Biz yazılım geliştiriciler olarak her zaman kendimizi yenilememiz gerekiyor. Yenilikleri takip etmemiz gerekiyor ve bunları biraz deneyimlemek gerekiyor. Bugünkü koşullarda baktığımız zaman iyi bir backend developer'ın ne gibi konuları bilmesi lazım, ne gibi yaklaşımlara hakim olması lazım. Biraz bunlardan bahsedeceğim. Burada aslında backend developer olarak yapmış olduğumuz bizim temel işimiz arka taraftaki veriyi, yani veri tabanı ya da benzeri mekanizmalarda saklanan veriyi ön yüz uygulamalarına sunmak. Bir programlama dili kullanarak, kod yazarak veri tabanından almış olduğumuz verileri ön yüze sunmak ya da ön yüzden almış olduğumuz verileri arka tarafta veri tabanına kaydetmek. Aslında baktığımda temel olarak işimizin özeti bu. Tabii ki işin içerisinde detayına girince arka tarafta bir sürü başka parametreler, yapılar, araçlar var. Bir backend developer olarak bir programlama diline hakim olmamız ve veri tabanı tarafında da bir şeyleri yapıyor olmamız lazım ya da oradaki bazı temel kavramları biliyor olmamız lazım. Yani programlama dili tabii ki backend developer özelinde bir konu değil. Yani her yazılım geliştiricinin bilmesi gereken bir programlama dili var ki o programlama dilini kullanarak kod yazabilsin ve yazılım üretebilsin. Biz yazılım geliştiriciler de tabii ki burada backend tarafında bazı güçlü, yaygın olarak kullanılan, işte çeşitli framework destekleri olan programlama dilleri kullanmamız gerekiyor. Bugün baktığım zaman işte yaygın olarak kullanılan Java, C#, Python, Node.js, PHP gibi, Ruby gibi programlama dilleri var. Bu programlama dillerini kullanarak kod yazarak arka taraftaki verileri bizim bir şekilde ön yüz uygulamalarına çıkmamız gerekiyor. Ön yüzden kastımız da ne? İşte burada web uygulamaları olabilir, mobil uygulamalar olabilir ya da üçüncü parti REST API'lere biz bir API olarak data çıkmamız gerekiyor olabilir. Temel amacımız, yaklaşımımız bu. Dolayısıyla burada bir programlama dilini iyi bir şekilde bilmek gerekiyor. Tabii ki programlama dilinde de genellikle bir framework kullanarak biz projeler çıkarıyoruz. İşte Spring gibi, Web API gibi, Laravel gibi frameworkler kullanarak backend tarafında uygulamalar geliştirildiğini söylemek doğru olur. Yani bu noktada sadece programlama dili bilmek yeterli olmuyor açıkçası. Bir de programlama dili tarafında yaygın kullanılan güçlü bir framework'e de hakim olmak gerekiyor. Frameworkler tabii ki dillere göre daha sık değişebiliyor, güncellenebiliyor. Yeni bir framework çıkıyor, onu tercih etmek gerekiyor gibi durumlar olabiliyor. Dolayısıyla da burada framework tarafında takip etmek ve güncel kalmak gerekiyor. İşin veri tabanı tarafı tabii ki yine önemli ama burada tabii ki şu parantezde açmak lazım. Eğer siz iyi bir backend developer olmak istiyorsanız ve çalıştığınız firmada, çalıştığınız ekiplerde böyle veri tabanını yöneten yönetici kişiler varsa, database adminler varsa tabii ki veri tabanı tarafında programlama dili kadar uzmanlaşmanıza gerek olmayabiliyor günümüz koşullarında. Çünkü günümüz koşullarına baktığım zaman hani ekipler frontend, backend, database yönetimi gibi ekiplere ayrılabiliyorlar. Ve işin veri tabanı tarafında yönetim biraz daha farklı bir ekibin, farklı kişilerin görevi olabiliyor. Burada veri tabanı tarafında işte ilişkisel veri tabanlarını iyi bilmek gerekiyor temel noktalarda. İşte veri yapıları, bir tablo nasıl oluşturulur, tablo arasında ilişkiler nasıl oluşur, view nedir, ne amaçla kullanılır, stored prosedür nedir, ne amaçla kullanılır. Bu gibi konularda temel bilgilere sahip olmak gerekiyor. Bunun dışında tabii ki yine temel sorgulama komutlarını bilmek gerekiyor. İşte select komutu özellikle çok ihtiyacımız olan select komutun çünkü bir sürü ek parametresi oluyor. İşte join'ler yazabiliyorsunuz, koşullar koyabiliyorsunuz, group by gibi şeylere ihtiyaç duyabiliyorsunuz. Dolayısıyla burada da temel anlamda SQL dilini biraz bilmek gerekiyor. Özellikle select komutu ve onun varyasyonlarını iyi bilmek gerekiyor. Ama bunları temel seviyede bilmek günümüz backend developer'ın ihtiyacını karşılıyor. Yani veri tabanı tanımında böyle çok uzmanlaşmaya, çok derin bilgiler öğrenmeye açıkçası çok gerek yok günümüzde. Günümüzde tabii ki sadece artık ilişkisel veri tabanları yok. NoSQL veri tabanları da çok yaygın olarak kullanılıyor. İşte MongoDB gibi, Couchtable gibi database'ler var. Bunlar da ilişkisel olmayan, biraz da tablo değil de doküman mantığıyla veri saklayan yapılar ve artık
özellikle son 5-6 yılda hayatımıza çok fazla girdi. NoSQL tarafında da genel olarak hani NoSQL'in mantığını, nasıl çalıştığını iyi bilmek ve burada da örnek bir NoSQL veri tabanında çalışmalar yapmış olmak önemli bir backend developer için. Bunu da atlamıştım, değinmeden geçmeyelim. Şimdi veri tabanı elimizde, veri elimizde. Bir programlama dilini ve onun üzerindeki bir framework'ü kullanarak veriyi ön yüzdeki uygulamalara sunuyoruz. Peki programlama dili veriyle nasıl konuşacak? Çünkü ikisi farklı platform, ikisi farklı yapılar. Bu noktada programlama dillerinin genellikle işte Oracle, SQL Server, PostgreSQL, MySQL gibi veri tabanları üzerinde ya da işte NoSQL veri tabanları üzerinde konuşmalarını sağlayan native diyebileceğimiz belli providerları oluyorlar. Bu providerlar doğrudan select sorguları yazarak ya da işte NoSQL veri tabanlarında onların ilgili fonksiyonlarını çağırarak sorgular çalıştırmanızı sağlıyor. Burada doğrudan database providerlarının kütüphanelerini kullanarak işte ilişkisel veri tabanları üzerinden ben anlatayım. O daha yaygın kullanıldığı için. Select komutları, insert, update sorguları çalıştırarak veri tabanıyla alakalı işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Bu yaklaşımlardan bir tanesi ve günümüzde çok da tercih edilmeyen bir yöntem, onu söyleyebilirim. Günümüzde daha ziyade ORM araçları yaygın. Object Relation Mapping dediğimiz, yani uygulamanızın içerisindeki class gibi objeleri veri tabanınızdaki tablolarla eşleştiren ve bu tablolar üzerinden de sorgular çalıştırmanızı sağlayan, hatta böyle belli fonksiyonlar üzerinden fonksiyonel programlama mantığıyla dile entegre sorgular dediğimiz sorgular çalıştırarak veriye erişmenizi ve veriye ön yüze sunmanızı sağlayan araçlar. Günümüzde iyi bir backend developer'ının açıkçası ORM araçlarını da bilmesi gerekiyor. En azından ORM'nin genel mantığını ve ORM araçlarının temel kullanımını bilmesi gerekebiliyor. Ya versiyon kontrol araçlarına da değinmeden geçmemek lazım. Aslında o da hani backend developer'dan bağımsız bir konu ama ondan hani atlamamış olalım. Yani her yazılım geliştiricinin bugün Git ya da benzeri versiyon kontrol araçlarını bilmesi, oradaki en azından temel kodu commit etme, push etme, pull etme gibi kavramları, komutları bilmesi gerekiyor. Bu da önemli ve bir, her backend geliştiricisinin bilmesi gereken bir konu. İşin biraz da sunum katmanına çıktığımız zaman da karşımıza işte MVC, REST API gibi kütüphaneler ya da mimari yaklaşımlar geliyor, paternler geliyor. Sonuçta veriye eriştik, veriyi çektik. Bu veriyi ön yüze bir şekilde sunmamız gerekiyor. Günümüzde artık REST API çağında yaşıyoruz. Özellikle işte 2015'ten sonra mobil uygulamaların böyle iyice hayatımıza girmesinden sonra diyelim ya da artık çoğu backend uygulaması REST API olarak geliştiriliyor. Ama günümüzde hala böyle MVC benzeri çatılar da geliştirilen web uygulamaları oluyor. Yani günümüz koşullarında REST API'yi bilmek tabii ki çok kritik ve elzem bir konu. Mutlaka iyi bir backend developer'ın REST API'nin çalışma mantığını, çalışma mimarisini, oradaki best practice'leri iyi bilmesi gerekiyor. Bunun dışında tabii ki MVC uygulaması geliştiren hala belirli şirketler var. Ön yüz tarafında React, Angular gibi bir kütüphane kullanmaya ihtiyaç duymayan ve MVC'nin ihtiyacını karşıladığı belirli yerler var. Burada da MVC uygulamaları geliştiriliyor. Dolayısıyla MVC'nin de genel mantığını, en azından işte oradaki Model View Controller kavramlarını bilmek ve controller katmanında diğer layer'lara nasıl erişip oradan datayı nasıl view'lara çıkaracağınızı falan bilmeniz gerekiyor. Ama dediğim gibi günümüz artık REST API çağı. Yani bir yazılım geliştirici olarak REST API'nin nasıl geliştirileceğini iyi bilmemiz gerekiyor. Oradaki belirli mimari kurallara dikkat etmemiz gerekiyor. İşte response'lar, request'ler, işte HTTP'nin hangi işlemlerin hangi HTTP metoduyla içeri alınacağı, dışarıya HTTP statü kodu olarak nelerin döndürüleceği, işte burada mesela authentication, authorization kavramları çok değişiyor. OAuth kütüphanesi var, JVT gibi token based çalışan kütüphaneleri falan iyi bilmek gerekiyor. Günümüz yani sunum katmanı olarak aslına bakarsanız REST API'ler geliştiriyoruz. Artık SOAP dediğimiz o eski usuldeki web servislerinde çok geliştirme ihtiyacı olmuyor ama tabii ki belirli yerlerde bunların bakımlarını yapmak gerekebiliyor. Belki biraz hani SOAP tabanlı servisleri de iyi bilmek faydalı olabilir iyi bir backend geliştiricisi için. Sunum katmanını da hallettikten sonra tabii ki artık biraz da detaylı konular devreye giriyor. Şimdi backend dünyası gerçekten çok büyük ve çok karmaşık, kompleks bir dünya. Çok fazla kavram var, çok fazla kütüphane var. Hatta belirli konular için böyle çeşitli farklı ürün alternatifleri, araçlar, frameworkler karşısına çıkıyor. Dolayısıyla aslında baktığı zaman mimari anlamda backend developer'ın da biraz bilgi sahibi olması gerekiyor. Özellikle meslek hayatınızın ilerleyen yıllarında hani senior developer title'ına uğraştığınız noktalarda artık mimari açıdan belirli konuları, kavramları iyi bilmek, mimari kararlar alabilmek gerekiyor. Doğru yerlerde doğru ürünleri, doğru araçları ya da doğru yaklaşımları, doğru paternleri uygulamak gerekebiliyor. Burada işte backend tarafında karşımıza çıkan
İşte authentication, authorization gibi kavramlar var. Bunları belki kendiniz yazacaksınız, belki hazır kütüphaneleri kullanacaksınız. Dolayısıyla buradaki hazır kütüphaneler size ne sunuyor, siz kendiniz yazarsanız ne gibi avantajlarınız olur, bunları iyi bilmek gerekebiliyor. Artık REST API geliştirdiğimiz için stateless uygulamalar geliştiriyoruz. Session, cookie gibi konular çok önemli değil, kullanılmıyor ama işte MVC ya da işte eski usul web uygulamaları geliştiriyorsanız işte session management gibi konular önemli olabiliyor. Günümüzde yine caching hemen hemen bütün backend uygulamanın son derece önemli. İşin performans tarafı önemli. Caching tarafında nasıl bir yaklaşımla ilerlemeniz lazım? In-memory cache mi kullanmanız lazım yoksa dağıtık bir yapıda çalışıyorsanız dağıtık cache mekanizmalarını mı tercih etmelisiniz? İşte burada Redis gibi, Memcache gibi, Hazelcast gibi farklı böyle ürünler devreye giriyor. Bunlardan hangisini kullanmak lazım? Bunları biraz bilmek gerekiyor. Bunları biraz deneyimlemek gerekiyor. Yine multi-thread programlama, paralel programlama bunlar önemli kavramlar. Özellikle yüksek trafik alan, yüksek performans gerektiren uygulamalarda bu tip kavramları, bu tip mimari yaklaşımları diyeyim ya da uygulamak ve iyi bilmek gerekebiliyor. Message queue, kuyruk yapılarını iyi bilmek gerekiyor. İşte burada farklı yaklaşımlar var. Publisher, subscriber, message gibi kavramlar var. İşte kullanılan Apache Kafka, RabbitMQ gibi, ActiveMQ gibi, MSNQ gibi farklı farklı ürünler var. Dolayısıyla burada da işte yine message queue mantığını iyi bilmek, bunun nerede ihtiyaç olduğunu bilmek, doğru yere konumlandırmak, orada doğru yaklaşımı kullanmak, doğru ürünü kullanmak gibi mimari kararlar almak da önemli olabiliyor. Her ne kadar mimari kararları alan kişiler siz olmasanız da yani message queue nedir, message nedir, broker nedir, mesaj nedir, pub/sub mekanizmaları falan kullanılabiliyor burada. Bu tip yaklaşımları bilmeniz ve çalıştığınız projede o yaklaşımla alakalı bir modül geliştirmek, bir kod geliştirmek gerektiğinde çok yabancı olmamanız gerekiyor. İşin yine security tarafı ayrı bir boyutu. Kriptografi kütüphanelerini bilmek lazım. İşte hashleme algoritmalarını bilmek lazım. Bu bir boyutu. Bir de tabii ki özellikle işte web uygulamaları, mobil uygulamaları bu gibi yerlerde saldırı alma ihtimali var. Yani backend burada işin en önemli ayağı. Çünkü veri tabanına dokunan kısım backend. Ve dolayısıyla dışarıdan bir saldırı olduğunda veri tabanına ulaşma, veri tabanına değişme, oradaki verilerin çalınması gibi durumlar söz konusu. Burada da belirli güvenlik konularını iyi bilmek, bu güvenlik açıklarını iyi bilmek ve güvenlik açıkları bırakmayacak şekilde bir kod geliştirmek gerekiyor. Burada yine akla şey gibi konular geliyor. İşte SSL'i bilmek, HTTPS'i bilmek gibi şeyler var. Güvenlik konusuna dahil edebileceğimiz. Course dediğimiz işte cross origin problemleriyle alakalı noktalarda hani nelere dikkat etmek lazım, neleri iyi ayarlamak lazım. Bu gibi konuları bilmek gerekiyor yine güvenlik tarafında. Yani bu ve bunun gibi başka kütüphaneler de var. Yani şu an benim aklıma gelen derleyip topladığım şeyler bunlar. Yani backend tarafına girdiğiniz zaman hani işin bu kısımlarıyla alakalı çok fazla parametre, çok fazla konu başlığı var. Çok fazla tercih edilmesi, edilmemesi gereken işte bir kütüphane, ürün gibi şeyler karşınıza çıkıyor. Bunlara da temel noktada her backend yazılımcısının hakim olması lazım. Hatta senior dediğimiz backend developerlarında hani sadece temel noktaları değil, biraz daha ileri seviye konularda da bu başlıkları iyi bilmesi gerekiyor. Yani yine iyi bir backend developer'ın bilmesi, mutlaka bilmesi gereken konulara tasarım kalıpları, design pattern'lar, prensipler, yazılım prensipleri ve temiz kod yazma pratiklerini dahil edebiliriz. Yani yazdığınız kodun daha kaliteli olması, daha iyi olması, kolay bakım yapılabilir olması için mutlaka yazılım sektöründeki herkesin bildiği, hakim olduğu, benimsediği doğru yaklaşımları da iyi bilmek gerekiyor, kullanmak gerekiyor. Bunlar yine böyle bütün yazılım geliştiricilerin belki bilmesi gereken konular ama işin backend tarafında çok daha kritik hale geliyor. Çünkü burada çok ciddi büyük kod yığınları var. Doğru yaklaşımlarla, temiz kod yaklaşımlarıyla kod yazmazsanız ilerleyen yıllarda, ilerleyen aşamalarda o kod legacy kod haline gelebiliyor ve bakımı çok zorlaşabiliyor. Dolayısıyla iyi bir backend developer olmak için bu yaklaşımları da iyi bilmek, deneyimlemek lazım. Bol bol böyle design pattern örneklerini açıp incelemek, yani nasıl bir kod, nasıl bir design pattern uygulanarak nasıl bir hale getirilebilir? Bunun örneklerini okumak faydalı olabiliyor. Tabii ki meslek hayatınızda karşınıza çıktığı noktalarda da bunları uygulamak gerekiyor. Yani iyi bir backend developer'ın nelere sahip olması gerekir? Yani şu anda şu ana kadar saymış olduğum konuları söyleyebiliriz. Atladığım bir detay varsa ve önemli olduğunu düşündüğünüz bir konu varsa ya da az sonra sayacağım işte nice to have diyeceğimiz maddelerin içerisinden hayır bunlar aslında mutlaka olması gereken şeyler diyorsanız yorum olarak yazabilirsiniz. Belki benim atladığım veya önemsemediğim aklıma gelmeyen bir konu olabilir. Bunlar hani mutlaka olması gereken şeyler. Bir de olursa daha iyi olur diyebileceğimiz ya da meslek hayatınızın ilerleyen yıllarında da mutlaka olması gereken bazı konu başlıkları var. Bunları da sayabiliriz. İyi bir backend developer'ın bilmesi gereken konu başlıkları içerisinde.
Cloud aslında baktığım zaman bulut tabanlı uygulamalar günümüzde artık hemen hemen çoğu yazılım ekibinin kullanmış olduğu bir bulut platformu var. Kimisi Amazon, kimisi Google, kimisi Azure kullanıyor. Dolayısıyla bulut tarafına biraz aşina olmak, bulut tarafındaki belirli servislerin kullanımına hakim olmak ya da en azından bir bulut platformunda bir uygulama nasıl deploy edilir, orada nasıl konfigürasyon yapılır, bu gibi konulara biraz hakim olmak gerekiyor. O bulut platformunun arayüzünü kullanmak, oradaki belirli servise nasıl erişeceğinizi bilmek ya da bir servisi nasıl kurup konfigür edeceğinizi bilmek dahi yazılım geliştirirken sizi hız katabiliyor. Bir diğer konu günümüzde artık çoğu yazılım ekibinin yavaş yavaş geçmeye devam ettiği bir mimari yaklaşım. Mikroservis yaklaşımını da günümüzde hemen hemen her backend developer'ın iyi bilmesi gerekiyor artık. Çok zorunlu değil ama daha iyi bir backend developer olmak istiyorsanız mutlaka mikroservis konusuna da bakmanız lazım. Yani yine bunun dışında işte CQRS paternini, yaklaşımını bilmek gerekiyor. Event sourcing gibi mekanizmaları iyi bilmek gerekebiliyor. Yine işin tabii ki bir deployment ayağı var. Yani geliştirdiğimiz uygulamaları web serverlara deploy ediyoruz biz genellikle. Ya da işte production ortamında sunuculara doğrudan kurulumlarını yapıyoruz. Burada işte backend developer'ın biraz daha kurulumla alakalı, deployment'la alakalı şeyleri de bilmesinde fayda var. Burada işte karşımıza web serverlar çıkabiliyor. Apache gibi, Nginx gibi, IIS gibi web serverlar. Bu web serverların işte genel konfigürasyonlarının nasıl yapıldığı, oraya bir web uygulamasını nasıl deploy edebileceğimiz, işte orada belki SSL sertifikalarını nasıl konumlandırabileceğimiz, işte proxy, reverse proxy gibi kavramlar var. Bunlara da hakim olması bir backend developer için bayağı faydalı olacaktır. Tabii deployment derken artık hayatımızın en önemli parçalarından bir tanesi container'lar, Docker. Docker'ı da bilmek artık günümüz koşullarında önemli bir backend developer için. Bunu da mutlaka atlamak lazım. Hatta belki Kubernetes'i de buraya dahil edebiliriz ama en azından hani bir container mantığını bilmek ve Docker'ı bilmek gerçekten bir backend developer için günümüzde oldukça önemli. Yani yine komut satırı hakimiyeti ya da Linux bilgisini buraya dahil edebiliriz. Sonuçta kendi makinenizde bir şey kurarken olsun, paket kurarken olsun ya da bir şeylerin konfigürasyonunu yaparken olsun ya da kendi makinenizdeki lokal web serverınızda bir uygulamayı ayağa kaldırırken, durdururken, çalıştırırken olsun. Bu gibi noktalarda komut satırını iyi bilmek, iyi kullanmak, hakim olmak iyi olabiliyor. Özellikle Windows tarafında çalışan arkadaşların komut satırından çok uzak durduğunu ben bizzat Windows kullanıcısı olarak ben kendim biliyorum zaten. Yani günümüzde tabii ki Linux eskiye nazaran daha da önemli hale geldi. Dolayısıyla Linux'u da iyi bilmek, Linux'teki temel komutları da iyi bilmek gerekiyor. Buna da hani daha iyi bir yazılım geliştirici olma yolunda mutlaka işte komut satırına hakim olmak, komut satırını kullanmayı pratik haline getirmek önemli diyebiliriz. Daha iyi bir backend developer olma ile alakalı olarak söylenecek belki farklı şeyler olabilir. İşte işin biraz DevOps tarafını bilmek, işte işin biraz veri tabanı tarafına daha fazla hakim olmak gibi. Ama burada frontend tarafını atlamamak lazım. Yani iyi bir backend developer'ın mutlaka işin frontend tarafıyla alakalı da temel bilgi sahibi olması lazım bence. Yani şunu demek istemiyorum tabii ki. Yani iyi bir backend developer'ı gidip oturup frontend'de full stack gibi kod yazmalı demiyorum ama yani geliştirmiş olduğu bir uygulamanın frontend tarafında nasıl render edildiğini, JavaScript'ten nasıl çağrıldığını bilmek. Yani orada işte yapılan Ajax çağrısıyla alakalı detayları bilmek dahi bazen backend tarafındaki problemleri çözmeye çok fayda sağlayabiliyor. Dolayısıyla burada frontend tarafıyla alakalı da temel bilgi sahibi olmak bence her iyi backend developer'ın bilmesi gereken konulardan bir tanesi.